bugüne nasıl gelindi? Yani müsaade ederseniz onu anlatayım. Yani neden bu kadar gündem meşgul olmuş oldu? Ben herhalde şampiyonluktan bir buçuk ay önce başkanımıza da bu konuyu ilettim. O zaman ilettim. Tabii şampiyonluk yarışı olduğu için bunu bu şekilde açıklayabilmek, konuşabilmek kesinlikle mümkün değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Çünkü bir şampiyonluk yarışı var. Florya'yı da herhangi bir şekilde etkilememesi gerekiyordu. O yüzden işte Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor demek durumundaydık. Sonrasında da şampiyonluktan sonra bir şampiyonluğun kutlama sevinci vardı. O kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim ve bunu Cuma günü yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir başkanımızın başkanlığında bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu oyuncularla şeylerle. Onun hemen akabinde, yani orada acil olan bir konu da konuşuldu. Hemen akabinde yazılı bir şey, perşembe günü toplanmışken yazılı bir şey yapmayayım, işte bir gün sonra yapayım dedim ve Cuma günü akşam bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Onun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim. Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım. O şekilde geldim. Herkes gibi o şekilde de görevimi devam ettirmeye çalıştım. Normalde bu kadar yapılan şeye, bu kadar iftiraya, samimiyetsizliğe her şeyi sayabilirim. Bunların hepsini tabii ki Galatasaray terbiyesi içerisinde kendi edebim dahilinde anlatabilirim. Daha fazlasının da beklenmesini istemem. Çünkü belki normal ben, ki herkes öyle tanır, haksızlığa çok çabuk tepki koyan, toplumsal bir yanlış varsa veya insani bir yanlış varsa orada durmayan, ortaokul, lisedeki yani 20-25 yıllık, hatta artık 30 yıllık oldu. Yani 10 yaşından beri arkadaşlarım dışında doğru düzgün arkadaş çevrem yoktur. Tabii ki görüştüğüm, ettiğim, şey yaptığım insanlar vardır. Ama çevreme başka birisini bile maalesef ki almakta çok zorlanıyorum. Bu toplumsal değerlerden dolayı, çıkar ilişkilerinden dolayı. O yüzden aslında belki bir ay, iki ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan, haksız demeye bile dilim varmıyor. Çünkü kasıtlı organize iftiralara 14 aydır dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka hiçbir sebebi yok. Çünkü iki tane şeyiniz var ya, bu değerlerinize, şimdi değer deyince de çok şey oluyor. İnsanın onuruna, hayatına, çoluğunun çocuğunun rızkına, iş hayatına yapılan her türlü iftira bir noktadan sonra katlanılabilir bir şey değil. Bu dışarıdan değil. Dışarıdan olan şey zaten rakip yapınca onunla ilgili her şeye şeyim, orada hiçbir sıkıntı yok. Onlar da insanı etkiliyor mu yani? Duygusal olarak değil. İşini gücünü etkiliyor, şu oluyor. Onlar da hiçbir problem değil. Ama içeriden olduğu vakit bunun çaresi olmuyor. Ben iki şey yapabilirdim. Bunlar olduğu zaman ya kendi değerlerimi öncelleyip istifa edebilirdim ya da aylarca sabredip, çünkü şampiyonluk sayılı gün diye düşündüğüm için o sayılı günün geçmesini bekleyip şampiyonluğun sonuna kadar veya bu projeleri belli bir noktaya getirene kadar dayanabilirdim. Ben birincisini tercih ettim. Ve bu noktaya kadar getirdim. Çünkü bir seçime girmiştik. O seçimdeki süremiz 2 yıllıktı. O süreyi tamamlamak, ben şunu söyleyeyim, başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Yani hiçbir, çünkü aylarca sürdü bu iş. Son 7 ay özellikle çok yoğunlaşarak, herkesi tek tek çağırıp bir şey yaparak, ne yaptığımı ben de bilmiyorum. İnanın yani Galatasaray için, çünkü söylenilen şeyler çok hep oralara, ne hani ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz, ne, yani hiçbir şey kalmadı. Söylenemeyecek hiçbir şey kalmadı. Herkese de şunu söylüyorum. Taraftar benim bırakmamı istiyor, anlıyorum. Ben de bırakmak hiç istemiyordum. İstemiyorum. Yani öyle bir şey de var. Ama hiçbir dal yok. Çünkü eğer o dedikleri kişiysem zaten bırakmamam lazım.
Yani bu işten nem alanan o iğrenç insan, ne güzel. Herkes kalmanı istiyor. Ortada hazır. Oh, suyun başındayım. Niye gideyim? Zaten bakın değerli arkadaşlar, insanın ömrü bir kere. Ben her şeyimi vermeye hazırım. Hazırdım. Her zaman da hazır olacağım. Ve bunu da bu iki senede gösterdiğimi düşünüyorum. Ama asıl Galatasaray'ın asıl büyük problemi olan şey Galatasaray'ın maalesef içerisindeki bu kötü siyaset. Bu Galatasaray'a bir şampiyonluk, iki şampiyonluk zarar vermiyor. Şunu çok net söyleyeyim. Sürdürülebilirliğinin olmamasının sebebi ve sürekli bir şeyler iyi giderken böyle olmasının sebebi bu siyaset. Dolayısıyla bu siyaset Galatasaray'a 10 şampiyonluk, 20 şampiyonluk zarar veriyor. Avrupa Kupası alamamasına sebebiyet veriyor. Gerçekten bu. Çünkü kötülüğün ürediği yerde hiçbir şey olmaz. Ve bununla mücadele etmek bundan sonra benim hayat vazifem, onu söyleyeyim. Bu kişiler Galatasaray'ı düşünen insanlar olmuyor. Buradaki temel duygular ne? Kıskançlık. Ya ileride başkanlık için potansiyel insan olabilir, şimdiden ayağını kaydıralım. Şöyle böyle bu tip tamamen bencil hislerle yapılıyor. Sen bencil hisle yapılan bir insanı gel Galatasaray'ın değerleri için savaşalım, yok öyle bir şey. Tam tersi öyle konularla, o yüzden buradan yani tüm camiaya taraftarı söyleyeyim. Böyle konularda romantik olmayalım. İşte düşünün ki bu kadar şeye sabretmiş, emek vermişiz. Bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor. Bizim şunu da inanarak söylüyorum. Arkamda bu kadar taraftar camia olmasa, onların sevgisi olmasa şimdiye kadar lime lime edilmiştim. Buna adım kadar eminim. İşte sponsorluklarla ilgileştirdim. Ben kendi tamamen bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon dolar gibi, 40 milyon euro gibi bir sponsorluk imzalatmışım. Benim sponsorluklarım dışında. Şu dönemde sadece. Son bir senede, ilk bir sene çünkü sponsorlukla veya herhangi bir şeyle ilgilenmiyordum. Ve bu sene sponsorlukların geldiği noktayı biliyorsunuz. Burada da katkısı olan Niyazi abiye, eminim ova, İbrahim Atipoğlu'na ve katkısı olan herkese, Eray abiye buradan da teşekkürlerimi iletiyorum. Galatasaray'ın maç günü gelirlerinin nereden yani 8 katına 9 katına çıkarılmasına mücadele ederek yaparak diyeyim sonuna kadar mücadele ederek katkı sağladım. İşte Puma Nike anlaşmasını yine yani ne diyeyim görüşmelerini tek başıma yaparak çoğu görüşmesini ikisinin arasında eğer bu sene 720 bin forma satıyoruz inşallah. Ki biliyorsunuz çoğu zaman forma olamıyor Nike'ın bir süre meselesinden dolayı. Şimdi Puma anlaşması o da değişiyor. 1 milyon forma satmış olurduk. Bu sene eğer formalar olsa daha fazlası da olabilirdi en az. 1 milyona 1 milyon diye kıyasladığımızda senelik 50 milyon dolara yakın bir fark var yeni anlaşmayla. Kazanç olarak böyle bir fark var. İşte buna vesile olduğum... İşte şu övündüğümüz birçok proje var. İşte Florya projesi, Mecidiyeköy. Ta Burak Başkan'ın zamanında bizzat bu projeleri geliştirip Burak Başkan'ın önüne koydum. Birlikte o zaman şeyler yaptık. Bu projelerin başlangıçlarının hepsini fikir aşamasından yani fikir olarak da önlerine koydum. İnsanları tek tek ikna etmeye çalıştım. Ama sustuk. Bu iftiralar dursun diye olmadı. Dediğim gibi son 6 ay, 7 ay daha da başka bir boyuta gitti. Florya'ya taşındı işler. Oralara geldi. Oradaki insanlar da yani takdir edersiniz ki minimum haftada 5 gün ben oradayım ve 2 senedir çok iyi bir ilişki oluşturduk. Herkes de seviyor. Böyle şeyler olunca onlar da güceniyor veya bir sahip çıkma arzusu oluyor. Orada bile bunu herkes şahittir. Dedim ki İşte kaç ay önce hatırlamıyorum. Çünkü herkese sarılacağız. Bizim tek formülümüz herkese sarılmak. Başka türlü bu işi yapamayız, yönetemeyiz. Herkese de sarıldık. Hatta dedim ki en çok bize laf eden insanlara sarılacağız ki başka türlü olmaz bu iş. Yani önce sesini çıkarmama daha da arttı. Sonra herkese sarıldık çözme için daha da arttı. Yani her şeyde tutunacak
dallar teker teker kırıldı. Dolayısıyla bu noktaya geldik. Oyuncularla tabii ki konuştum. Yani şampiyonluktan sonra konuştum. Mauro çok özel bir insan. Yani insanın derdini konuşmasın. Hiçbir şey, ben şunları yaşadım diye hiçbir şey konuşmadım mesela onunla. Ama onu senin duygundan anlar. Şimdi benim sürekli arkamda durup her zaman konuşup bir şeye vefa gösterip şey yapan çok 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 az sayıda insandan birisiydi. Yani ben o mesela sahiplenmeyi, gerçek samimi sahiplenmeyi onda yaşadım. O yüzden o kalbinin göstergesi, ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ha, rakamsal boyutu farklıdır, şudur budur. Geçen sene de sonuçta o kararı gerçekten çok büyük bir özveriyle verdi. Ama öyle olacağını düşünmüyorum. Ya bu saldırılar, şöyle söyleyeyim, zerrece etkisi olmadı, onu çok net söyleyeyim. Tersine herkes oradakilerde, yani Fenerbahçe, Çağmes'te kesinlikle ayrılmayacak. Çünkü Galatasaray'ın şemsiyesi altından çıkmaması lazım. Galatasaray koruması şemsiyesi altından eğer çıkmazsa, yani çıkarsa başına çok şey gelir dediler. Yani tersine onlardan korksan, hepiniz bu işi en iyi bilirsiniz, Galatasaray'da kalmak lazım. Çünkü kalırsan Galatasaray şemsiyesi, o zaman şey değil, şirketim, tüketici, yani Ticaret Bakanlığı'ndan 8,5 ay incelendi, yok bilmem ne incelemesi, masakı, şusu, busu, gelir, yani neler neler yaşandı. Zaten bir şüphen olsa hiç böyle cesurca hareketler yapmazsın. Veya o tehditler birinci gün edilmedi ki, 15 ay önce de edildi. Benim hakkımda şikayet şeyi kuruldu ya, Erden Timur ve şirket hakkında şikayetlerinizi bildi, şikayet hattı kurdular. 15 ay önce böyle şeyler başladı, 16 ay önce sürekli mücadele ettim, ettim. Erden'i seviyoruz, arkasındayız. Valla şöyle söyleyeyim, Mauro'dan başka bu konuda öyle bir şey falan yok yani. Onu da söyleyeyim, herkes işin şeyi, civası. Tabii ki çok önemli bir hoca, değerli bir hoca. Türkiye'ye de önemli bir katkı, böyle isimlerin gelmesi. Galatasaray olarak bu tip konularda ve seviyenin bu seviyeye gelmesi konusunda çok ciddi bir katkımız olduğunu da düşünüyorum. Yani çünkü ilk geldiğimiz 13.lük ardındaki şeyde koyduğumuz çıta, sonra rakibimiz de iyi bir takım kurdu, biz de farklı bir şey yaptık. O yüzden bu gelinen nokta çıtanın sürekli yükselmesi. Bunu değerli buluyorum. Başarı olur olmaz o başka bir şey, ama sonuçta bizim yani 2 senedir yepyeni takımlarla bambaşka bir şeyle başarıya götürmüş. İşte rekorlar 10 ne diyeyim herhalde 10'un üzerinde 15'in üzerinde rekor kırmış bir Okan hocamız var. Dolayısıyla hani burada kendini bu şekilde ispatlamış. Dolayısıyla takımın da iskeleti var. Geçen sene yanlış tutmayan transferlerimiz şey oldu. Bu sene astır. Yani geçen sene de ilk senede de tüm takımı yenilediğimiz için neredeyse ilk sene, ondan sonra Şampiyonlar Ligi için geniş kadro kurması gerektiği için çok sayıda transfer yapıldı. Bu sene ama zaten konuştuğumuzda işte 2 tane 11'e veya bir oyuncunun daha gitmesi durumunda 3 tane 2-3 tane de bence alınacak bir oyuncu şeyli olacak. Dolayısıyla biz iskeletimiz sağlam. Hocamız zaten şey yapmaya gerek bile yok. Dolayısıyla yani şampiyonluk konusunun, yani birliğimizi bozmazsak, o beraberliği yani kulübün kendi içindeki, Florya'nın içindeki özellikle, o zaman hiçbir şüphem yok. Bilemem, hakikaten bilemem yani bunu şey için. İster misin sorusuna ben her zaman diyorum, her Galatasaray taraftarı bunu ister, öyle bir şeydi. Ama görecek miyiz? Eğer gün oraya götürürse tabii ki şey yaparız. Bunun hani benim gibi hani reddettiğim bir şey değil. Bu boşluğu sonsuz çaba göstererek aratmamaya çalışan tüm kader arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ve gerçekten bu yolda her an doğru şeyleri yapmaya, doğru şeyleri ifade etmeye, doğru yola sevk etmeye çabalayan, bana her şeyi bu konuda destek veren, öğreten, ayrıca hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrar benden yana herkese hakkı helal olsun. Zaten hiçbir şey yok. Herkesten
kırdığım insanlar varsa defa tekrar tekrar özür diliyorum istemeyerek. Yanlışlık yaptığım ne varsa da kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Herkesi çok seviyorum. Tüm taraftarımız da camiamız da hakkını helal etsin. Görüşmek üzere.